Yüzücümüz K'dan L'ye doğru V büyüklüğündeki hızla yüzmeye başlıyor ancak yere göre hız vektörünün doğrultusu olan N'ye çıkıyor. Yüzücümüzün suya göre hızının büyüklüğünün V olduğunu söylüyor. Şu hız büyüklüğümüze V diyecek olursak. Buradaki taramış olduğumuz şu üçgenimizden dikkat edecek olursak. Bura V ise burası 4K, 1, 2, 3, 4K. Burası da 3K olduğundan burası 5K olacaktır. O zaman akıntı hızımızın değeri de ucuna eklediğimiz zaman M'ye gelebilmesi için bu olmalıdır. Akıntı hızımızın değeri 1, 2, 3, 4, 5K olur. 5K'ya V dediysek o zaman akıntı hızımız da 1V olur. Cevabımız C seçeneğidir. Tüm yüzücüler karşı kıyıya yere göre hız vektörlerinin doğrultusunda çıkarlar. Şimdi K'dan giren P noktasına çıkıyormuş. O halde akıntı hızımızın değeri şekilde çizdiğimiz 2 birim olacaktır. Aynı akıntıyı Y cismine de ekleyecek olursak, o zaman Y cisminin yere göre hız vektörü şekildeki çizdiğimiz 3 birim olacaktır. 3V dersek, buradaki x'in yere göre hız vektörü de şekildeki gibi kök 5V olacaktır. Ancak sürelerimiz düşeye bağlıydı. Yani birinci de D dersek nehrin genişliğine, düşey hız bileşeni 2V çarpı T diyecek olursak yine aynısını 3V çarpı T üstü sürede alır. Buradan T üstümüz 2 bölü 3T olacaktır. Yere göre hızının doğrultusu olan da M noktasına çıkacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi her iki yüzücümüz de O noktasında karşı kıyıya çıkıyormuş. Yüzücülere yatayda aldırılan yolu akıntı aldırmaktadır. K'nın suya göre hızı 4'müş. Şimdi o zaman TK'nın yani K'nın karşıya geçme süresi 24 nehrin genişliğinin düşey hız bileşeni 4'e oranı 6 saniye olur. Bu durumda akıntımızın aldırdığı yol 12 metre olacaktır. K'nın yatayda aldığı yol V akıntı çarpı TK olur. Buradan toplamda 12 metrelik yolu akıntımız 6 saniyede aldırıyor. Demek ki akıntımız 12 bölü 6'dan 2 metre bölü saniye gelir. Yine aynı akıntımız L'ye de 8 metre yol aldıracağından XL eşittir V akıntı çarpı TL olur. Burası 8'de akıntı 2 idi. Buradan da L'nin karşıya geçme süresi 8 bölü 2'den 4 saniye olur. O halde TL dediğimizde D eşittir V düşey hızı yani L çarpı TL olacaktır. D nehrin genişliği 24. Düşey hızı L. Burada 4 olduğundan VL hızımız 24 bölü 4'ten 6 metre bölü saniye gelir. Cevabımız C seçeneğidir. Tüm yüzücüler karşı kıyıya yere göre hız vektörlerinin doğrultusundaki noktadan çıkarlar. Bu durumda Y yüzücüsü karşı kıyıya P'den çıkıyormuş. P'den çıkabilmesi için o zaman akıntı hızımızın sağa doğru bir birim, yere göre hız vektörümüzün de yukarı doğru bir birim olması gerekir. Şimdi bu durumda 2T diyor bize alınan toplam yol D diyecek olursak 2T'lik süremiz D hızının 1V'ye oranıdır. Düşeydeki hızına da 1V diyecek olursak. Aynı akıntıyı X'e ekleyecek olursak X'in yere göre hız vektörü şekildeki çizdiğimiz gibi olacağından X de bu noktaya çıkar. Aynı şekilde Z'ye ekleyecek olursak Z de yere göre hız vektörünün gösterildiği doğrultu olan bu noktaya çıkacaktır. X'in karşı kıyıya varma süresi T'dir diyor. Şimdi Tx dediğimiz şey D'nin X'in düşey hızı olan düşey hızı 2 birim olduğundan 2V'ye oranıdır. Buradan da
T eşittir D bölü 2B olduğundan o halde burası da 1T olacaktır. Birinci yargımız doğrudur. Z'nin karşıya geçme süresi diyor. Z'nin yine D diyecek olursak düşey hız bileşeni 2V olduğundan onunkisi de T olacaktır. Yanlıştır. X ve Z karşı kıyı aynı noktadan çıkmaz. Noktalarını söyledik. Üçüncü yargıda yanlış olup cevabımız A seçeneğidir. Şimdi Ahmet karşı kıyıya O noktasından çıkıyormuş. Demek ki yere göre hız vektörümüz O'ya doğru olmalı. Bunun için de akıntı hızımızın bir birim sağa doğru olması gerekir. Bir birime V diyecek olursak o zaman Ahmet'in hızı 2V olacaktır. Yine bu durumda Ahmet'imizin düşeyde aldığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik yolu Ahmet. 6 birim yolu 2V hızıyla T sürede alıyor. Aynı sürede yani bu anda diyor Orhan ne alacaktır diyor. Orhan da X kadar yol almış olsun. Bağıl hızı V bağıl çarpı aynı sürede olduğu için T olacaktır. Bağıl hızımız ise 3V eksi V çarpı T'den yine 2V olacağından Orhan'ın bağıl hızı da 2V T'de 6 birimlik yola tekabül ettiğinden o zaman Orhan da 6 birim yol alacaktır. 6 birim yolumuz da buradan itibaren sayacak olursak L noktasına gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Akıntı hızını her birine ekleyecek olursak yere göre hız vektörleri şekildeki doğrultuda olur. Yine L'ye ekleyecek olursak L'nin de yere göre hız vektörü bu şekilde olacaktır. O halde L buraya çıkacaktır. K bu noktadadır. M'ye de akıntıyı bir birim ekleyecek olursak M'nin de çıkacağı nokta K ile aynı olacaktır. Yine aynı şekilde N'nin de hız vektörünü akıntı hızını ekleyecek olursak yere göre hız vektörü onun da K, M, N ile aynı olup aynı noktaya çıkacaktır. İkinci yargımız doğrudur. K yüzdüsü M yüzdüsüyle diyor. Şimdi karşıya geçme süresi nehrin genişliğine D dersek D'nin düşey hız bileşenine oranıdır. Düşey hız bileşenleri K ve M'ninkisi 2 birim. L ve N'ninkisi ise 3 birim yani eşit olduğundan karşıya geçme süreleri eşit olur. Suya göre hızları zaten soruda verildiğinden yüzücülerin L ve N'nin suya göre hızları eşit değildir. L'ninki 3 birim iken 3 kare 9, 2'nin karesinden 4 kök 13 olacaktır. Birim olarak N'ninki yani eşit değildir. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi buradaki hızımızın arkadaşlar değerine V diyecek olursak açımızın tamamı 53 derece olacaktır. 37 artı 16'dan. Şimdi bu durumda üçgen kullanacak olursak bir burada üçgenimizi kullanacağız dik. Bir de burada üçgenimizi kullanacağız dik. Şimdi burası 24 24 idi çünkü verilmiş burada. O zaman bu kısmımız yani KL arası 18. Tamamımız burası ise 32 metre olacağından burası da 14 metre olur. Şimdi LM arasını bize akıntı aldıracaktır. Ve bunu T sürede yapacaktır. LM arası 14. Akıntının hızına V akıntı dersek 7 saniyede bunu yapabilmesi için akıntının hızının 2 metre bölü saniye olması gerekir. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi karşı kıyıya varma süresi T, nehrin genişliği D'nin düşey hız bileşenine oranına eşit olup akıntı hızına bağlı değildir. Akıntı hızına bağlı değildir. Buna göre yüzünün karşıya varma süresi akıntı hızından etkilenmeyeceğinden değişmeyecektir. Soruda bize artardı diye sorduğundan bir yanlıştır. Yüzücünün yere göre hızı. Şimdi yere göre hız daima yüzücünün hızına, suya göre hızına
akıntı hızı eklenerek bulunurdu. Akıntı hızını eklediğimiz zaman önceden P noktasına çıkıyordu. Bu durumda akıntı hızımız bu kadar ise yere göre hızımız da buydu. Akıntı hızı diyor artarsa diyor, akıntı hızını arttıracak olursak tabii ki yere göre hızımız da artmış olacaktır. O halde ikinci yargı doğrudur. Yüzücünün akıntı yönünde sürüklenme miktarı da artmış olacaktır. Yani buraya gelecektir R'ye. Cevabımız E seçeneği olur.